çocuklar, bugünkü dersimiz sizlerle taşıtlar ve trafik. Hazırsanız dersimize başlayalım. İlk konumuz trafik. Trafik nedir? Bakalım trafik ne demekmiş? İnsanların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. Şimdi yaya nedir onu öğrenelim. Araçlarda bulunmayan, karayolunda hareketsiz veya hareket halinde bulunan insanlara ne deniyormuş? Yaya deniyormuş. Evet, bizler yayayız. Yayaların uyması gereken kurallar var. Gelin onları beraber öğrenelim. Evet, cadde ve sokaklarda yürürken daima yaya kaldırımlarından yürümeliyiz çocuklar. Bunu asla unutmayın. Yaya kaldırımdan yürürken daima sağ taraftan yürümemiz gerekiyor. Yaya kaldırımlarında sizden başka yayalarında olacağını düşünerek dikkatli yürümemiz gerekiyor. Tamam mı çocuklar, anlaştık mı? Evet, karşıdan karşıya geçerken de dikkat etmemiz gerekiyor. Bizler hiç sağa sola bakmadan karşıya geçiyor muyuz? Hayır, değil mi? Kurallara uymamız gerekiyor. Gelin kuralları beraber tekrar edelim. Yola inmeden önce kaldırımın kenarında durmamız gerekiyor çocuklar. Önce sola, daha sonra sağa, tekrar sola bakılarak yol kontrol ediliyor. Ardından eğer araba gelmiyorsa veya çok uzak mesafedeyse yol dik olarak koşmuyoruz ve hızlı adımlarla karşıya geçiyoruz çocuklar. Yolun ortasına gelindiğinde tekrar sağa bakılarak yine koşmadan hızlı adımlarla yürünür ve geçiş tamamlanır. Sevgili çocuklar, karayolları taşıtlar için yapılmıştır. Bu nedenle ilk geçiş hakkının araçlara yani arabalara ait olduğunu asla unutmuyoruz. Acele etmiyoruz çocuklar karşıdan karşıya geçerken. Şoför amcalar, bizler çocuğuz, bizler hata yapabiliriz. Sizler lütfen iki kere, ikiden fazla daha çok düşünerek bizlere dikkat etmeniz gerekiyor. Bizlerin de sizlere dikkat etmesi gerekiyor. Karşıdan karşıya geçerken annelerinizin elini veya babalarınızın elini ya da dışarıya kiminle çıktıysanız asla ellerini bırakmıyorsunuz. Bizlerle geziye gittiğiniz zaman da trenden asla ayrılmıyorsunuz çocuklar. Evet, bizlerin bilmesi gereken trafik işaretlerimiz var. Şimdi onları öğrenelim. Evet, işaretimiz burada da var. Bakın, onu alayım. Aynı işaret. Bu işaretin adı neymiş? Yaya geçidi. Evet, öğrenelim şimdi yaya geçidimizi. Bu levha sürücülere yönelik hazırlanmış tehlike uyarı işaretidir. Yaya geçidine yaklaşıldığını bildirir ve yayalar bu levhanın bulunduğu yerlerden taşıt yolunu kullanarak karşıya geçemezler. Sürücüler de hızlarını azaltmak zorunda kalır bu işareti gördükleri zaman çocuklar. Evet, bakın, hatta okulumuza gelirken de bu işaretten var yaya geçidi ve birçok yerde yaya geçidi var. Bu işareti gördüğümüz zaman bu yolu kullanarak geçmemiz gerekiyor çocuklar, tamam mı? Sizler unutmayın ve yanınızdakileri de asla unutturmayın. Diğer geçidimiz ise okul geçidi. Yaya geçidi levhası gibi bu levhada sürücülere yönelik hazırlanmış tehlike uyarı işaretidir. Okul geçidine yaklaşıldığını bildirin ve öğrenciler bu levhanın bulunduğu yerlerden taşıt yolunu kullanarak karşıya geçemezler çocuklar. Bakın, burada yaya geçidini kullanıyor çocuk ve okuluna ilerliyor. Evet, hepimizin güvenliği için polisler dikkatlice çalışıyorlar. Bakın, burada trafik polisi var, trafiği kontrol ediyor. Bizler polislere çok teşekkür ediyoruz, değil mi? Bizlerin güvenliğini sağladığı için. Evet, tekrar tekrar söylüyorum. Annenizin, babanızın veya yanınızda kim varsa asla elini bırakmayın çocuklar. Eğer arabada gidiyorsanız arabanın arka koltuğunda oturuyorsunuz ve mutlaka emniyet kemerleriniz takılı. Arabanın içinde kim varsa onların da emniyet kemerleri mutlaka takılmalı çocuklar. Bakın, burada arka koltukta oturmuş iki tane çocuk var. İkisinin de emniyet kemerleri takıldı. Bu çocuklar ayakta gidiyor mu? Hayır, ayakta gidilmez, değil mi? Koltuğumuza oturuyoruz ve o şekilde arabamıza gidiyoruz. Evet, şimdiki konumuz ise taşıtlar.
Şimdi sizlerle beraber taşıtları tanıyalım. Evet, taşıtlarımız üçe ayrılıyor. Bunlar kara taşıtları, hava taşıtları, deniz taşıtları olarak. Tekrar edelim mi sizlerle beraber? Kara taşıtları, hava taşıtları ve deniz taşıtları. Şimdi sırasıyla onların hepsini tanıyacağız. İlk olarak kara taşıtları tanıyacağız. Kara taşıtları da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Motorlu taşıtlar ve motorsuz taşıtlar olarak. Şimdi onları tanıyalım. Evet, arabalarımız yavaş yavaş geliyorlar. Motorlu taşıtlar, otomobil, traktör, otobüs, motosiklet, tren, kamyon ve tır. Tekrar edelim mi? Otomobil, traktör, otobüs, motosiklet, tren, kamyon, tır. Evet, şimdi kamyonu tanıyalım bakalım. Kamyonu kamyon şoförü kullanır, ağır yüklerin taşımada kullanılırmış kamyon. Evet, diğer taşıtımız tır. Kullanıcısına tır şoförü denir. Uzak mesafelerde ağır yüklerin taşınmasında kullanılıyor tır. Ve otomobil. Kullanıcısına ne deniyormuş biliyor musunuz? Şoför deniyormuş otomobil kullananlara. Burada da kırmızı bir otomobil var. Evet, motosiklet. Bisikletin motorlu hali genelde iki kişiliktir. Traktör. Genellikle çiftçiler kullanır. Tarım yapmayı kolaylaştırır. Ve bir tren. Kullanıcısına makinist deniyor çocuklar. Sadece rayların üzerinden gidiyor. Yolcu ve yük taşımacılığında kullanılıyor tren. Bir otobüs. Kullanıcısına otobüs şoförü denir. Yolcu taşımacılığında kullanılır. Şimdi ikiye ayrılır demiştik ya. Şimdi motorsuz taşıtları tanıyoruz. Bisiklet ve kızak. Bisiklet pedalların çevrilmesiyle kullanılıyor. Evet, ve bir kızak. Kızak ise kar nedeniyle normal araçların gidemediği yerlerde ise kızaklar kullanılıyor çocuklar. Şimdi sırada hava taşıtları var. Üç ayrılıyor demiştik ya. Şimdi ikincisi hava taşıtlarını tanıyoruz. Balon, uçak, roket. Bakalım ve burada helikopter var. Evet bakalım ilk taşıdığımız. Aa geliyor bakalım hangi taşıtmış. Bir balon. Balonun havada uçmasını sağlayan içindeki sıcak havadır çocuklar. Bakın içine binmiş insanlar geziyorlar, turlar yapıyorlar. Ve İç Anadolu bölgesinde Nevşehir'de, Kapadokya'da balon turları çok fazla oluyor çocuklar. Türkiye'miz konusunda da İç Anadolu bölgesinde bölgeleri tanıtırken Nevşehir'i orada görebilirsiniz. Bir helikopter. Kullanıcısına pilot deniyor. Birçok şeyde kullanılıyor. Güvenliği sağlamada, yük taşımada ve yolcu taşımada helikopterler kullanılıyor. Evet bakalım diğer taşıdığımız hangisiymiş? Evet, bir uçak. Kullanıcısına pilot deniyor. Genellikle yolcu taşımada kullanılıyor. Aynı zamanda yük taşımada da uçaklar kullanılıyor. Bir roket. Uzay araştırmacılarında kullanılıyor. En hızlı hava aracıdır. Hem en hızlı hava aracına biz roket diyoruz çocuklar. Evet, şimdi üçüncü taşıtlardayız. Deniz taşıtlarını tanıyoruz sizinle. Gemi, yelkenli, tekne, kayık. Evet, bakalım şimdi tek tek. Kayık, küreklerin çekilmesiyle kayık ilerliyor. Evet çocuklar, şimdi sizlerle beraber öğrendiklerimizi bir tekrar edelim bakalım. Soru cevap şeklinde yapacağız şimdi. Evet, ilk sorumuz geliyor. Hangisi karada gider diyor? Gemi mi, balon mu, yoksa bir
İtfaiye aracı mı? Evet, itfaiye aracı. İşaretliyle. Bakalım doğru mu? Bakalım doğru bildik mi? Evet, doğru bildik çocuklar. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki araçlardan hangisi motorsuz bir taşıttır? Roket, kızak, ambulans. Hangisini demiştik biz? Kızak demiştik değil mi? Bakalım üstünü işaretleyelim. Evet, doğru bildik. Diğer sorumuz. Aşağıdaki motorlu taşıtlardan hangisi daha fazla yolcu taşır? Otobüs mü, motosiklet mi, otomobil mi? Evet, otobüs dediğinizi duyuyorum. İşaretleyelim bakalım. Evet, doğru bildik. Aşağıdakilerden hangisi balondur? Helikopter, bir roket ve balon. Evet, buradaki değil mi? İşaretleyelim. Evet, yine doğru bildik. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki araçlardan hangisi hava taşıtıdır? Helikopter ya da uçak, otomobil ve bir gemi. Hangisi hava taşıtıydı? Otomobil havada gidiyor muydu? Kara taşıtıydı değil mi? Peki bir gemi hava taşıtı mıydı? Değildi değil mi? Deniz taşıtıydı. O zaman işaretleyelim ve doğru bildik. Sorumuz geliyor. Bir gemi geldi. Aşağıdaki taşıtlardan hangisi bir deniz taşıtıdır? Bir kamyon var, otobüs ve gemi var. Hangisi deniz taşıtı? Gemi. Evet, işaretliyoruz ve sorumuzu yine doğru bildik. Aşağıdakilerden hangisi rokettir diye soruyor. Hangisi rokettir? Helikopter var, bir uçak var. Evet, roket buradaydı değil mi? Roketi işaretleyelim. Ve evet çocuklar, taşıtlar ve trafik konumuz bitti. Şimdi sizlere çok güzel bir hikaye okuyacağım. Hazırsanız hadi gelin dinleyin. Evet çocuklar, trafik ve taşıtlar konumuzu gelin güzel bir hikayemizle tamamlayalım. Hikayemizin adı Ben Bir Polisim. Merhaba çocuklar, ben bir polisim. Yasaların bana verdiği yetkiyle herkesi korumak için çalışıyorum. Genellikle az uyurum, hafta sonu ve tatillerde de çalışıyorum. Çoğu zaman bana ihtiyaç duyulduğunda daha çabuk ulaşabilmek için polis arabasında bekliyorum. Acil durumlarda da insanlara yardımcı oluyorum. Bazen de polis karakolunda görev yaparak insanlara yardımcı oluyorum. Bazen de bir dava ile ilgili insanları tutuklamak zorunda kalıyorum. Polis olmak için polis okulunda özel bir eğitim aldım. Eğer bir polis olmak istiyorsan zorlu ve her koşulda çalışmaya istekli olmalısın. Evet çocuklar, hikayemiz bu kadar. Sizleri polis amca ile beraber el sallıyoruz. Sizleri çok seviyoruz.